Basın mensubu arkadaşlarımız, bugün Kartal'dayız. Kartal'da bir bina yıkımına hep beraber şahitlik yapacağız. Tabii burada gördüğünüz yaklaşık 5-6 katlı bir binanın yıkımı ile ilgili size buraya çağırmamızın temel sebebi aslında sürece dair sıkıntımızı, tehdidin dikkatini vatandaşlarımıza hissettirmek, dikkat çekmek. İstanbul'da biliyorsunuz biz hızlı tarama süreci başlattık. Göreve geldiğimizin birinci yılında hızlı tarama sürecini başlattık. Aslında bunun adı risk almak. Biz risk aldık. Evlerin kapısını çalıp insanları depremin hissedilmediği anda depremi hatırlatmak belki siyaseten risk olarak gözükebilir, görünebilir. Bu araştırmalarda da mevcut ne yazık ki. Ama biz bunu görevimiz olarak kabul ettiğimiz için o günden beri kapıları çalıyoruz. On binlerce binanın kapısını çalıyoruz. Ama ne acıdır ki bazı semtlerde %70'e varan insanlar bizi binalarına sokmadılar. Ve binalarının kontrol edilmesini istemediler. Ama biz ısrarla bu süreci devam ettirdik ve İstanbul'da bu arkamda gördüğünüz bina gibi depreme dayanımı %0 olan, bakın depreme dayanımı %0 olan 318 bina tespit ettik ve bu 318 bina ile ilgili işlem başlattık. Bu aslında şunu gösteriyor: İstanbul'da tümden işte bahsettiğimiz, ki bu bir gerçekçi bir istatistiki sayıya erişim üzerinden verdiğimiz o 90 bin bina dediğimiz mesele ne kadar ciddi bir mesele olduğunu aslında birazdan gözlemleyeceğiz hep beraber. Şimdi tabii hızlı taramaya devam ediyoruz. 6 Şubat depremiyle beraber o güne kadar ne yazık ki kapımızı çalmayan, bütün duyurularımıza rağmen ne yazık ki bizimle irtibata geçmeyen, hatta bizim kapısını çalmamıza rağmen 10 kişiden 7'sinin, 10 binadan 7'sinin bizi evine sokmayan vatandaşlarımız şimdi bizim kapımızı çalıyor ve biz açıkçası bu tespit noktasında onlara yetişmeye gayret ediyoruz. Bakınız, bugün bahsettiğimiz 318 yapıda yaklaşık 3000 bağımsız bölüm var. 3000 bağımsız bölüm ne demek biliyor musunuz? Bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin konutta yaşayan kişi sayısına vurduğunuzda aslında yaklaşık 7000 insanın, 8000 insanın canı demek oluyor. Yani biz aslında bu evleri şu anda yıkımına başlamakla 8000 insanımızı bu tehditten kurtarıyor oluyoruz. Peki sadece hızlı tarama yapıp binayı girebildiğimiz binalarda tespit yapıp bu şekilde bir işlem mi başlatıyoruz? Hayır. Önce ilçe belediyelerimizi uyarıyoruz. İlçe belediyelerimize yazı yazıyoruz. Bazı belediyeler diyor ki biz işlem yapmıyoruz. Bazı belediyeler diyor ki lütfen bizim adımıza işlem siz yapın. Bazı belediyeler diyor ki olur biz o işlemi yaparız. Hangi koşul olursa olsun biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak işlemlerimize devam ediyoruz. Tabii burada az önce bahsettiğim işbirliği talebi üzerinden Kartal Belediyesi ile yürüttüğümüz işlemi şu anda harekete geçirdik. Peki bununla mı sadece kalıyoruz? Hayır. Israrla bu tespiti yaptıktan sonra teknik arkadaşlarımla oturduk, şunu konuştuk. Yani insanlara evinden çık demek kolay. Ve hatırlayın, kira yardımı daha yakın bir zamana kadar
Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği kira yardımı 1500 liraydı. Ve 1500 liranın İstanbul odağında, ölçeğinde bir kıymetinin olmadığını da biliyoruz. Ta o zaman biz teknik hazırlıklarımızı yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi gündemine 4500 lira kira yardımı yapmak istiyoruz'u getirdik. Gerekçesi ve dayanağını da tespit ettiğimiz bu dayanımı %0 olan binalardaki insanlara kira yardımı yapma konusunda. Peki burada ne yaptık? Mal sahibi kiracı ayrımı yapmadık. Kiracıya da 4500 lira yardım yapıyoruz. Mal sahibine de yardım yapıyoruz. Bir adım daha attık. Yani kiracıya 12 aylık bir kira desteği vererek aslında hem onu sokakta bırakmıyoruz, bütçe olarak destekliyoruz ve insanların ev bulmasına yardımcı olan da bir ilişki mekanizmasını kuruyoruz. Şimdi değerli dostlar bakın, depremi hep tartışıyoruz ve ben diyorum ki İstanbul depremle ilgili özenli ve bütünleşik birlikte bir sürece ihtiyacı var. Bakın bahsettiğimiz 318 yapı tespiti bile ne kadar sıkıntılı, sınırlı ve küçük sayı olduğunu hepiniz anlıyorsunuzdur. Bu mesele bir seferberlik duygusuyla çözülebilir. Bu seferberliğin adı Kartal Belediyesi, Pendik Belediyesi değil, olamaz, yetmez güçleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetmez. Bakanlıklar, hayır o da yetmez. Hepsi bir arada. Biz onun için diyoruz ki artık, Millet İttifakı adına bunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız adına söylüyorum ki biz bunu istişare ettik. Özellikle İstanbul'u bir model olarak görüyoruz ve ya şunu net olarak bilelim. Bakın Güneydoğu'da yaşadığımız ve illerimizi etkileyen yaklaşık 14 milyon nüfusu etkileyen sürecin ekonomimizi ne kadar sıkıntıya soktuğunu görüyorsunuz. Toplam maliyetleri yaklaşık 100 milyar doların üzerinde güncel. Bakın bu zaman içerisinde bunun maliyeti daha da yükselecek. Çünkü aynı zamanda insanlarımızı kaybettik. Şimdi biz bu kavramla biz diyoruz ki İstanbul'a dair bütünleşik bir hareketi başlatacağız. Özel bir yasayla destekleyeceğiz. İlgili bütün bakanlıkların aynı yapının içinde olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aynı yapının içinde olduğu, ilçe belediyelerin aynı yapının içinde olduğu, aynı zamanda sektörün, bakın inşaat sektörü, yapı sektörü, inşaat malzemesi üretenler, sigortacılık sektörü, bankacılık, finans sektörü, bütün bunlar sürecin içinde olacaklar. Bu da yetmez. Vatandaşlarımız işin içinde olacak, meslek odaları işin içinde olacak. Bu bütünleşik yapıda hızlı kararlar alacağız. Bakın İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl, 11 yıl süren siteler var, yapılar var. Ve biz bunu söylediğim zaman hani işte 5 yılda çözerim demiştin. Arkadaş 5 yılda çözerim mi dememin sebebi şu. 5 yılda oturup bir masaya insanca, ortak akılla süreci konuşsaydık, siz bize bu fırsatı verseydiniz, bugün gümbür gümbür İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde insanlarımıza sıfır faizle finans sağladığımız bir ortamda, yapı sektörünün, sigortacılık sektörünün elini taşın altına koyduğu bir zaman dilimi içerisinde çok yol alırdık. Bugünkü iktidarın uyguladığı modelle ben hiçbir şey yapmadı demiyorum ki. Yapıldı. Ama yanlışlar var, eksikler var, bütünleşik değil. Bu işi siyaset üstü bir sürece taşıyacağız. Bakın bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve İstanbul'u deprem riskinden hızla kurtarmanın yolculuğunu başlatacağız. Bu bir depremle mücadele sürecidir. Altını çizelim ve unutmayalım. Evet, büyük bir afet yaşadık, doğru. Ama dünya bu tür afetleri yaşadı, yaşıyor. Ve bunu çözmüş ülkeler bundan daha şiddetli depremlerde dahi can kaybı yaşamıyor. Bizi, insanımızı kaybettiğimiz bu depremde insanlarımızı öldüren binalardır. Deprem ve şiddeti değildir. Bunu ben demiyorum, bilim insanları söylüyor. Bu acı faturayla,
bu acı fotoğrafla yüzleşmek zorundayız. Allah korusun, Allah gecinden versin. İstanbul depreminin geç gelmesini diliyoruz, istiyoruz, dua ediyoruz ki bir an önce tedbirlerimizi alalım. Bahsettiğim mesele 90 bine yakın binamızı ilgilendirmektedir. Kaldı ki diğer binalarımızla ilgili de ama güçlendirme ama diğer modellerle harekete geçmemiz gerektiğinin de altını çizeyim. Ne yazık ki bu envanteri hep birlikte onlarca yıl içerisinde bizler ürettik. Ama çözümünü de bulmalıyız. Çözüm İstanbul'a 1,5 milyon konut yapacağız diyerek 21 yıllık iktidarının sonrasında böyle bir taahhütte bulunmak değildir. Hala cek cak diyorsanız olmaz, olamaz. Biz cek cak demiyoruz. İşte yaptık, yapıyoruz ve iktidara geldiğimizde de bunun daha hızlısını, daha büyüğünü hem de herkesi katarak. AK Partili, MHP'li, İyi Partili, Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerimizi katarak bu süreci yöneteceğiz. Kimseyi dışarıda koymayacağız. İstanbul Boğazı'nın kenarında barakalara imar hazırlayan Şehircilik Bakanlığı olmayacağız. İstanbul Boğazı'nın kenarında kafelere imar veren Şehircilik Bakanlığı olmayacağız. Biz İstanbul'un deprem sorunuyla ilgilenen bakanlıklar, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri olacağız. Onun için buradayız. Burada sadece binayı yıkmıyoruz. Aslında ortaya koyduğumuz akılla depreme dirençli olmayan aklı yıkıyoruz ve kararlılığımızı gösteriyoruz. Bu saatten sonra bu kararlılığı her noktada göstereceğiz. Hatırlatıyorum size. Daha dün Kartal'da bir bina sessiz sedasız insanların başına yıkıldı ve onlarca canımızı orada kaybetmiştik. Ve bu tehdidin altında duran İstanbul'da işte bu 318 bina gibi başka binalar da var. O bakımdan bu iş seferberlik sürecidir. Biz deprem sonrası milletimize diz çöktürtmemek için, ekonomimize diz çöktürtmemek için, İstanbul gibi bir şehirde böyle bir yıkımı yaşadığımız zaman dünyaya karşı her türlü diz çökeriz. Allah korusun. Onun için beka sorunu dediğimiz bu süreç için var gücümüzle çalışacağız ve birincil meselemiz olacak. Kesinlikle burada bütün bu sözlerimi bir İstanbullu vatandaş olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın bir bireyi olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına da, Millet İttifakı adına da kuruyorum. Kararlılığımızı göstermek adına birazdan bu yıkımı izleyeceğiz. Teşekkür efendim, ederim. Bir sorun olacak ama konuya ilişkin. Siz de değindiniz siyasetin diline, iktidarın diline ama dün en son Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da dün akşam yaptığı bir açıklama vardı meydanlardan. Muhalefetin ve marjinal çevrelerin rantsal dönüşüm yalanıyla süreci sabote ettiğini dile getirdi. Buna bir yanıtınız olur mu efendim? İstatistikler yalan söylemez. Türkiye'nin ve İstanbul'un ortada istatistikleri var. Ben kendilerine çok iyi bildikleri, bütün bunları bir kenara koysun. Üsküdar'dır kendileri. Yürüyerek Kuşkonmaz Camii'nin yanına gitsin. O barakalara niçin imar çıkarttığını Şehircilik Bakanı'na sorsun. Bıraksın her şeyi bir tarafa. Bakın bıraksın her şeyi bir tarafa. Bunu sorsun. Ben ciddi sözleri ve ciddi konuları dikkate alıyorum. Ve gerekçesiz, mesnetsiz konuları dikkate almıyorum. Onun için benim dediğimi yapsın. Bunun cevabını bulsun. Gerekeni ve bunu yapanı cezalandırsın. Ondan sonra bazı konuları ve sözleri ciddiye alacağım. Sizinle ilgili de bazı ifadeleri olmuştu. Mahalli idareler seçimlerine bol kesilen vaat dağıttılar ama şu an hiçbir vaatlerini yerine getiremiyorlar. Bizim projelerimizde rafa kaldırdılar ya da yarım bıraktılar. İstanbul'a hizmet etmek yerine turist Ömer Misal dolaşıyorlar gibi bir ifade. İkinci sözü de ciddiye almayacağım bir söz. Onu da cevaplamıyorum ama birinci iddiasına dönük şunu söyleyebilirim. Ben İstanbul'da örnek veriyorum.
0-4 yaş arası olan çocukları bu şehri gezemedikleri, göremedikleri, çektikleri ekonomik sıkıntılardan dolayı yaşayamadıkları için ücretsiz çocuklarıyla dolaştıracağım dedim. Bugün 350 binin üzerinde anne bizim o kartımızı kullanıyor. Bir, niçin kullanıyor? Çünkü ekonomik sorunları var bu ülkenin. Onu çözsün. Ama biz ekonomik sorunlara çözüm vaat ederek yerine getirdik. İkinci bir örnek vereceğim. Hani süt dağıtıyordunuz, nerede göremiyoruz dedi. Dediği anda biz 107 bine yakın çocuğa süt dağıtıyorduk ama göstermiyorduk. Çünkü verilen elin, alan eli görmediği bir düzende yardımlarımızı yapıyorduk. Onlar her şeyi göstererek, insanı rencide ederek yardım etmeyi, destek olmayı sanki kendi lütuflarıymış gibi gösteren anlayışa sahip oldukları için bizim yaptıklarımızı görecek gönül gözleri de yok, yürekleri de yok. Onun için bizim Allah'a şükür 100 demişsek, 100 vaatte bulunmuşsak Allah şahittirdi ki en az 75'ini 80'ini hayata geçirdik. Evet, eksiklerimiz olabilir ama 4. yılımızdayız. İlerleyen yıllarda bunları da gideririz. Üzüntüm şu, kendi 25 yıllarıyla hala benim 4 yılımı bir tutup eşitliyor ve ona göre yarıştırıyorlar. Bu da güzel bir şey. 4 yılda onların 25 yılının üstüne çıkan bir kabiliyeti ve çalışkanlığı ortaya koyduk. Ne mutlu bana. Teşekkürler. Bina sahibimiz 2019'da Sultanbeyli gezerken eşi hanımefendiyle, ablasıyla ve çocuğuyla arabayı durdurup benimle fotoğraf çekmiş. Evet. İnandığımız için. Vallahi sağ olsun. Şimdi bu fotoğraf güzel bir fotoğraf. Sultanbeyli'de. Ben bilmiyordum. Bak şimdi evet, bana sürpriz yaptı. Evet, aynen. Ve biz bana gelip 2019'da inandığı için selam verip benimle fotoğraf çekenin evini yıkıyorum. Bu önemli bir şey. O da bana teşekkür ediyor. Bak bu da önemli bir şey. Bizi riskten kurtardığınız için. Yurt dışında bu riskten kurtarıyoruz. Onların tekrar bu yapıyı ayağa kaldırmaları için hem onlara hem kiracılarına destek oluyoruz. Çok teşekkür ben ederim valla. Sinopluyuz. Valla iki gözü de Sinop'ta. Evet. Çok sağ olun. Valla güzel tesadüf. Al bakalım. Sayın Başkanım, bu binada tarama sonucu riskli çıktığı için. Evet. Sizin yazdığınız bu efendim. Riskli çıktığı için 4500 TL kira yardımından faydalanacak. Aynen öyle. Tabii. Belediye meclisinde aldığımız karar nedeniyle. Kararla. 318 evi de yıkım işlemlerini sürdürüyoruz. Hadi bakalım. 318'e ilave. Bu mantolama işlemi özellikle yapılarda o süreçte bir kamuflaj gibi oldu yani. Şimdi reklam unsurları için de aynı kararı verdik. Bazıları da metro finalin üstüne karkas koyuyor ve reklam yapıştırıyor ya, biz onun şeyin olduğunu görmüyoruz. Bundan sonra reklam izinlerini vermeden onu kontrol etme kararı aldık yani. Evet. Yani oranın taşıyıcı olması ve zorlanması lazım. Dokunduğu anda gidiyor. Evet. Bizim tabii bence yıkım işlemini durdurup insanlarımızı iyice geriye çekmemiz lazım. Evet, orayı durdurup bizim devam etmemiz lazım. Evet. Siz nasıl gördünüz yapısı çoğunu? Zaten hani görüyorsunuz hala bir taşıyıcı yok. Yani hala üst tabliye ile alt tabliye arasında bak çıkma derinliği görünüyor orada. Zaten İşte parapet de yıkılıyor. Yani aslında düzensiz bir yapı ki betonarmenin şu an demirleri çıktı. Biraz durabilirler. Gördüğünüz gibi şu anda hemen üstte tabliyedeki demir aralıklarını görüyoruz.